Adını bilmiyor musunuz? Evet, bilmiyoruz. Çünkü şirket çekiyle ödedi. İsim sormak aklımıza gelmedi. Hangi şirket peki? Çeki doğrudan muhasebeye yolladım. Bir dakika beklerseniz sorayım. Alo, Seyfi Bey. Dün tayı alan bey bize çekle ödeme yaptı değil mi? Şirketin ismini hatırlıyor musunuz? Lütfen bakarsanız sevinirim. Evet, teşekkürler. Çek Sadıkoğlu Şirketler Grubu'na aitmiş. Sadıkoğlu Şirketler Grubu. Tamam, teşekkürler. Araştırdım. Şirket Kemal Sadıkoğlu adında birine ait. Ama ben ne şirketi tanıyorum ne de adamı. Ne alakamız olabilir bu adamla Murat? Hiçbir alakamız yok bildiğim kadarıyla. O zaman böyle bir hediye neden yollanır? Vallahi haklısın. Herhalde tayı yollayan büyük patron değil. Yoksa o mu? Ay nereden bileceğim kimin yolladığını? Bana Kemal Sadıkoğlu'nun sekreterini bağlar mısın? Tamam, bekliyorum. Ne yapacaksın? Niye arıyorsun ki adamın sekreterini? İyi günler. Ben Obaat Çiftliği'nden arıyorum. Bir sorunumuz var da. Dün sizden biri buradan bir tay satın aldı. Ama ismini bırakmadı. Ancak tayın sağlık karnesi bizde kalmış. Yollamamız lazım. Ama kimin adını yollayacağız bilemiyoruz. Hı. Öyle mi? Tamam, teşekkürler. O halde biz size yolluyoruz. Siz de beyefendiye ulaştırıyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Telefon numaralarımızı Gülçin Hanım'a ver. Aramazsa biz tekrar arayacağız. Tamam mı? Peki söylediniz mi telefon beklediğimi? Elbette söyledim ama bugün çok yoğun bir gündü Filiz Hanım. Şu anda da dışarıda diyorsunuz. Evet, dışarıda. Üstelik bir şey söylemedi. Çok ani çıktı. Peki ne öneriyorsunuz bana? Yılmaz Bey'le nasıl bağlantı kurabilirim? Yarın sabah gelir gelmez sizi arayalım Filiz Hanım. Umarım ararsınız. Görgüsüz şey. Selim Bey, iyi akşamlar. Ben Filiz. Teşekkür ederim. Sizden bir ricam olacak. Bakın hanımefendi, Yılmaz Bey'i mutlaka görmem gerekiyor. Anladım beyefendi. Ama dediğim gibi kendisi şu an şirkette değil. Bakın, iki gündür onunla bağlantı kuramadık ve bunun nedenini çok merak ediyorum. Durumu Filiz Hanım'a da açıkça anlatmıştım ama nedense anlamak istemiyorsunuz. Ne oluyor Gülçin? Beyefendi Yılmaz Bey'i görmek istiyor ama kendisi dışarıda. Mesele neyse ben yardımcı olabilir miyim? Teşekkür ederim ama konu özel. Yılmaz Bey'in kendisiyle görüşmem gerek. O zaman yarın sabaha kadar beklemek zorundasınız galiba. Tamam, o zaman yarın sabah mutlaka görüşeceğiz. İyi akşamlar. Mesele nedir anlayamadım. Bu ısrar niye? Aslında Filiz Tekiner görüşmek istiyordu. Bugün birkaç kere aradı. Anladığım kadarıyla beyefendi avukatı. Yılmaz bugün ofisindeydi. Neden görüşmedi? Bilmiyorum efendim.
Bağlama, toplantıdayım dedi. Ben de öyle yaptım. Anladım. Neyse, bir bildiği vardır herhalde. Anladım Selim Bey. Teşekkür ederim. Ne oldu? Meşhur Yılmaz Bey'e ulaşılamıyor mu hala? Deli olacağım Murat ya. Adam resmen görüşmemek için elinden geleni yapıyor. Ne yapacağım ben? Böyle giderse tayı alıp o sekreterin önüne bırakacağım. Vallahi yaparım. Belki de adam gerçekten yoğundur. Telefona çıkacak vakti de mi yok Murat? Neyse. İş başa düştü. Madem bu kadar inatçı, karşısında kim var anlamalı. Ne geçiyor aklından? Yarın bu işi çözeceğim, göreceksin.